Merhaba arkadaşlar. Hazineden sorumlu Maliye Bakanı Lütfü Elvan gitti, yerine Nurettin Nebati geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içerisinde değiştirdiği 3. Maliye ve Hazineden sorumlu Maliye Bakanı. Sorun acaba Maliye Bakanlarına mı, yoksa ben ekonominin kitabını yazdım, ben ekonomiden anlarım diyen dünya lideri namıyla anılan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da mı? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan birilerini getiriyor, göreve getiriyor, sonra değiştiriyor. Değişmeyen sadece bir kişi var arkadaşlar. Bir kişi. Onu da değiştirecek herhangi bir güç, kudret yok. Ta 2023'e kadar, 2023'te yapılacak genel seçimlere kadar. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Olmayacak gibi görünüyor ama burası Türkiye. Sabahtan akşama kadar her şey değişebilir ve belki önümüzdeki bahar erken seçim olabilir. Çünkü bununla ilgili de bir takım teoriler, bir takım iddialar var. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaklaşık 10 milyar dolar para girecek. Yani girecek büyük bir ihtimalle, öyle tahmin ediyoruz. Hazineye girecek ve bunları büyük bir olasılıkla dünya lideri namıyla anılan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimde kullanacak. Asgari ücreti artırabilir, emeklilere zam yapabilir, birçok şeyler yapabilir. Ve çok enteresan bir şey var. Nurettin Nebati kim? Nereden geldi? Tepeden geldiği mutlaka AK Parti teşkilatının içerisinde olan biri olduğu biliniyor. Fakat hemen daha göreve gelir gelmez ne oldu? Fethullah Gülen'le ilgili fotoğrafları paylaşıldı. Fethullah Gülen'i ziyarete giden AK Parti teşkilatının içerisinde hepsi alayı AK Parti, bir tane İYİ Partili ya da bir tane CHP'li yok aralarında. Hepsi AK Partili. Bunların arasında yeni çiçeği burnunda Nurettin Bey de, Nurettin Nebati Beyefendi de hazineden sorumlu Maliye Bakanı kendisi, ama ne hazineden anlar, ne maliyeden anlar, ne ekonomiden anlar, anlamıyor. Ben bunu söylemiyorum. Bütün eleştiriler, bütün yorumlar buna yönelik. Kendisi bir ekonomist değil. Kendisi maliyeden, hazineden anlamıyor ama hiç önemli değil. Niye önemli değil? Çünkü anlayan başka biri var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kitabını yazmış ekonominin. O anlıyor. Alttakilerin, atadığı bakanların herhangi bir şeyden anlayıp anlamamaları hiç önemli değil. AK Partililer için, seçmen için de hiç önemli değil. Her şeye karar veriyor Erdoğan, ama başka garip bir durum daha var, az önce de vurguladığım gibi. Neden AK Parti teşkilatı içerisinde bu kadar FETÖ'cüler arasında, bunlara bir şey olmadı? Bankasya'nın önünden geçen sıradan vatandaşlar dahi tutuklandı, yargılandı ama FETÖ ile fotoğrafları olan, FETÖ'cü olduğu bilinen birçok üst düzey AK Partililere hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmamakla kalmıyor. Bakan yapılıyor. Bakan yapılıyor. Bakan ya da sadece bakan. Bakan. Ama ne kadar bakıyor, nasıl bakıyor bilemiyoruz. Dediğim gibi zaten bakıp bakmaması, bakan olup olmaması önemli değil. Önemli olan dünya liderinin ne dediği, ne yaptığı. Hepsi formalite, hepsi görüntü. Nereden biliyoruz görüntü olduklarını? İzlemişsinizdir muhtemelen sosyal medyada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mikrofon uzatılıyor. Hemen arka taraftan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ne oluyor? Şimdi onu izleyelim. İbretle izleyin arkadaşlar. İbreti alem için izleyin. Ne mi yansıyacak bu kadar? Maaş, emeklilik dair. Ne söyledin? Ne söyledin? Efendim, hekimlerle ilgili. Ne söyledi? Hekimlerle ilgili. Ne söyledi bana? Hekimlerle ilgili bir müsaadene geldiğini bugün meclisteki bütün partilerden, destek istediğini ifade etti. Bekliyoruz. Bırak sen. Ne söyledi ya? Hepsi bu kadar. Detaylarını söyleyebilir miyiz efendim? Harapını söylemedim. Hiç söylemedim. Yok efendim, söylemedim. Evet, söylemeyeyim efendim. Sağlık Bakanı dediğime izin vermeden ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım arkadaşlar. Utandım. Bakan resmen Recep Tayyip Erdoğan tarafından rezil, rüsva ediliyor. Kepaze ediliyor. Ben utandım. Normal koşullarda, demokrasinin işlediği ülkelerde böyle bir şekilde bir başbakan kendi bakanına davrandığı an, anında onurlu, haysiyetli biri anında istifa eder. Çekip gider. Twitter'da bununla ilgili yorumlar yapılmış. Bir tanesi çok enteresan. Fahrettin Koca hali vakti yerinde, maddi imkanları yerinde, ya paraya mı ihtiyacın var ki sen bu haysiyetsizliği, bu onursuzluğu yaşıyorsun? Resmen Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında, bir de gülüyorlar orada gördüğünüz gibi. Kameralar karşısında rezil ediyor, rüsva ediyor. Kimi ediyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı. Ve Fahrettin Koca yan çiz. Yok ben onu demek istemedim de, yok şöyleydi, yok böyleydi. Ya arkadaş, rezil oldun be. Rezil oldun, rezil. Bütün dünyaya, sadece Türkiye'de değil, bu videolar yurt dışında da izliyorlar. Muhtemelen altyazılarını yapıyorlar. Bütün dünya görüyor. Bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil ediyorlar. Nasıl bir yönetim var Türkiye'de? Kepaze oluyorlar. Yazık, yazık. Bir başka videodan daha, birazdan video daha izleteceğim size. Muhtemelen izlemişsinizdir onu. Köprüden geçen ateist. Aslında video ironi, fakat muhafazakar, yandaş medya bunu ciddiye alıp haber yapmışlar ve ciddiye alıp retweet edenlerden biri de Melih Gökçek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya belediye başkanı değil sanki ya, troll gibi davranıyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Troll gibi davranıyor. Şu videoyu bir daha izleyelim. Bu arada bu videoyu çeken arkadaşı kim olduğunu öğrenemedim. İnternete Google amcaya sordum. Eğer biliyorsanız lütfen videonun altına yazın. Çünkü arkadaş ironi yapıyor. Bir videosunu daha izleteceğim birazdan onu. O da çok enteresan. Muhtemelen trollemiş bu. Bütün muhafazakarları trollemiş aslında. İzleyelim bakalım. Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Boğaz Köprüsü'nde aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin. Bakın, ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda La Havle ve La Kuvvete suresini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim, Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün. Müthiş, gerçekten müthiş. Öyle bir trollemiş ki Melih Gökçek bile bu trole balıklama atlamış. Bütün muhafazakar medya, yandaş medya, AK Parti medyası hepsi atlamış ve haber yapmışlar. Haber olarak yayınlamışlar. Aslında arkadaş trollüyor. Peki bu arkadaş kim? Gerçekten aradım. İsmini merak ettim. Kim bu arkadaş? Bulamadım. Gerçekten bulamadım. O kadar paylaşımı yapılmış. Twitter'da, diğer Facebook'ta, orada burada. Kim olduğunu öğrenemedim. Çünkü bu arkadaşın bir videosu daha var. Onu bakayım bulabilecek miyim arkadaşlar. O videosu daha var. Onu da izleyelim. Onu da izleyelim. Hemen bakalım, şurada bir yerdeydi. Neyse, şurada. Şurada bir izleyelim bakalım. Ruhen ve fiziken en olgun, en güzel şu yaşlarımda keyfime bakmam, dünyayı dolaşmam gerekirken şansım kim AKP'ye denk geldim. Benim şu anda Milano'da veya Napoli'de espressomu yudumluyor olmam gerekirken şansını s**eyim burada Amerikan emperyalizmine karşı koyduğumuz için dolar yükseliyor diyen ampulleri dinliyorum. Avrupalı yaşıtlarım götünde badem kırarken şansımı s**eyim ben en güzel yıllarımı benzinin litresi Türkiye'de de Avrupa'da da 1 euro diyen badem bıyıklılarla geçiriyorum. Arkadaşlar tabi küfür içeriyordu. Bunları da biplemek durumunda kaldım. İşte bu köprüden geçerken ateist girip Müslüman çıkan bu arkadaş, işte bu arkadaş. Dediğim gibi ismini aradım, bulamadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama ironi yapmış, ironiden de öte aslında trollemiş ve yandaş medya ve tabii ki Melih Gökçek buna balıklama atlamış arkadaşlar. Ülke nereye gidiyor? Zamlar üst üste geliyor, bakanlar değişiyor, bakanlar rezil rüsva oluyor ve benzine 44 kuruş zam gelmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Olsun mu? Olsun. Arabalara binerken arabanız varsa, tabii herkeste araba var Türkiye'de arkadaşlar. O yüzden zengin bir ülke olduğumuz için koymaz. 44 kuruş zam gelmiş. Ne olmuş ya? Ne olmuş abi? 44 kuruş zam gelmiş. Size komaz. Çünkü hepimizin, bize komaz daha doğrusu. Çünkü bizim adımız Thomas. Öyle değil mi? Bilal K arkadaşım arıyor. Hemen açayım bakayım ne müjdeler verecek. Buyur Bilal Kaya kardeşim. Şu anda yayın yaparken yayını kestim. Sana bağlandım. Telefonla seni dinliyorum. Yayında devam ediyor. Ama cansız yayın. Bu arada cansız yayın. Dikkat ederim. Dikkatini çekerim. Ama ben sana müjdeyi vereyim. Gördün mü köprüden geçerken ateist girip Müslüman çıkan arkadaşımızı? 44 kuruş zam geldi benzine, hayırlı uğurlu olsun. Bakanımız atandı, yeni bir bakanımız atandı. Dur hoparlörü açayım da seninle ilgili görüşünü alayım telefonda, bir dakika. Bilal Kayaaltı arkadaşım, gazeteci arkadaşım aradı. Ben de açtım telefonu. Sevgili Bilal Kayaaltı, yeni bakanımız hayırlı uğurlu olsun. Nurettin Nebati. Nebati ya. Evet. Ne düşünüyorsun yeni bakanımız hakkında? Ne derler ona? Şöyle söze başlayalım. Değişen ne olacak? Pek bir şey olmayacak. Olmayacak. Çünkü hemen daha atanır atanmaz FETÖ ile ilgili fotoğraflar çıktı beyefendinin. Nurettin Nebati. Evet. Bir yılı açtı. 13 ay kadar önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Twitter üzerinden istifa ettiğini açıklayıp sonra sırra kadem basan, ortalıkta gözükmeyen damat bakan Berat Albayrak'ın yakın dostu. Arkadaşı. Yani şu anda bir operasyon yapılıyor Hazine Bakanlığı'nda. Damat Bakan Berat Albayrak ekibi şu anda Hazine Bakanlığı'nı eline geçirmiş. Başka nokta da istifa eden, yani bu yeni bir terim oldu, affını istiyor diye. Evet, affını istiyor. Bu şekilde ifadeler kullanıyor. Affını istedi diyor. Efendime söyleyeyim böyle, yani Cumhurbaşkanı'ndan affını istiyor. Efendime söyleyeyim, ardından da istifa etti deniyor. Oysa bir kararnameyle Lütfü Elvan görevden alındı. Evet. Yani kısacası kayıran Allah, asgari ücretliği, dar gelirliği, çiftçi üretimden çekiliyor. Bu arada yem fiyatlarına gelen inanılmaz zamlar besicileri üretimden uzaklaştırıyormuş. Yani affedersiniz, ahırlar boşalıyor, hayvancılık bitiyor. Bırakın kırmızı eti pahalıya yemeyi, yarın öbür gün Türkiye'de kesilecek hayvan bulunmayacak. Yani yenecek hayvan bulunmayacak. Olsun olsun, önemli değil. Sen maaşını dolarla almıyorsun. Dolarla mı alıyorsun sen maaşını? Hiç sorun değil. Bizim adımız, bizim milletimizin göbek adı Thomas. Bu millete hiçbir şey komaz. Daha küçük bir bilgi vereyim. Bir bilgi vereyim Bilal'cim ben sana. Hatay duydum belki. Suriye parlamentosu Hatay'ı geri alacağız diye karar almış. Hatay'ı. Almasına gerek yok. Zaten dünya kadar Suriyeli var. Suriyeli var Türkiye'ye. Ben şu anda çarşamba pazarında yürüyorum. He. İnanın Bursa'nın birçok caddesinde bu saatte, sokağında, evet, semtinde herkes evlerine çekilmiş. Dükkanlar kepeklerini kapatmış. İncin top oynuyor. Örnek vermek gerekirse Gazilar Caddesi, yani diğer adıyla Celal Bayar Caddesi'nde şu saatte kimseyi bulamazsınız. Dükkanlar kapanmıştır. Ancak çarşamba pazarı. Suriyeliler. Suriye'nin başkenti. Yani eski Bursalıların çarşamba pazarı, yeni adıyla Darmstadt Caddesi olarak bilinen cadde Şam'a dönmüş durumda. Şam'a dönmüş. Her yer Suriye dükkanlarıyla, alışveriş merkezleri, yiyecek içecek yerleri. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum. Suriyelilere kızmıyorum. Hem Suriyelilere kızıp hem de evini, dükkanını kiraya vermeyen bir yurttaşım ben. Yani tükürdüğümü yalaymıyorum. Ama hem Suriyelilere kızan hem de evlerini, dairelerini, dükkanlarını Suriyelilere kiraya veren, hem de fahiş fiyatla kiraya veren, utanç duyduğum bir şehirde yaşıyorum maalesef. Allah sonumuzu hayretsin Bilal'cim. Bilal'cim teşekkür ediyorum. Tesadüfen oldu. Ben tam kayıttaydım. Baktım Bilal arıyor. Hemen açtım. Ama Suriye parlamentosu Hatay'ı geri istiyormuş. Hatay'ı değil, bunlar yavaş yavaş Türkiye'yi ele geçirdiler de kimse farkında değil. Başka güzel... bir şey daha belirteyim. Ha, buyur. Çarşamba pazarında bulunan mahalleler, muhtarlar şunu söylüyor. Türk nüfusu azınlığa düşmüş. Bu şu demek oluyor. Siz çağdaş ülke izliyorsunuz. Avrupa Birliği'ne üye izliyorsunuz. Ülkenizde yaşayan, ülke topraklarında ikamet ettirdiğiniz insanlar yarın öbür gün ben muhtar adayı, belediye başkanı adayıyım, milletvekili adayı olacağım dediği zaman siz bunlara hayır diyemeyeceksiniz. Aynen öyle. Bizi çok büyük felaketler bekliyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz biz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bilal Kayaaltı ile gazeteci arkadaşım, kadim dostum Bilal Kayaaltı ile de böyle sürpriz bir telefon görüşmesi yaptık yayın sırasında. Arkadaşlar, Türkiye'nin durumu gördüğünüz gibi böyle. Ne demiştim geçen gün canlı yayında? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ama sonumuz hiç iyi görünmüyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hoşça kalın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.